İlkokuldan sonra bu mesleğe başladım. Askere gidene kadar Eblahan'da Mehmet Ali Söyler diye bir ustamız vardı. Allah rahmet eylesin. Onun yanında yetiştik. Askere gittik 69'da. Askerden geldik. 1972'de kendi iş yerimi açtım. O günden bugüne kadar da iş yerimi devam ettirmekteyim. Bizim çıraklık dönemlerimizde çırak çoktu. Şimdi bir tane eleman yetişmiyor yani. Arkadan gelen kalmadı. Onun için tek çalışmak zorundayız. O zamanlardaki şartlar biraz daha zordu. Kömürütülerimiz vardı. Şimdi elektrikli her şey otomatik oldu. Makineler motorlu. Ve bayağı rahat yani. Yo, kendimiz seçmedik. Bir abi tarafından çıraklığa konulduk. Ondan beri de devam ediyoruz. Severekten de yapıyoruz yani mesleğimizi. Peki eskiden okulu bitiren hemen bir işe koyulurdu. Evet. O zaman çırak çoktu yani. Her dükkanda 3-5 tane çırak olurdu. Yetişirlerdi yani. Şimdi yok. Çırak bulamıyoruz yani. Eleman yok yani. Vallahi o gün şartlarında işte zaten bizim bir sermayemiz yok yani. Bir ütü, bir makine, bir masa olaraktan başladık işe. İmkanı olan arkadaşlarımız kumaş da satıyorlar. Biz devam ettirdik o günden bugüne kadar işte. Pek bir şeyimiz olmadı yani. Öyle bir maddi sorunumuz olmadı yani iş yeri açarken. Çünkü basitti yani. Bir makine, bir masa, bir ütü açılıyordu yani bizim işimizde. Biz sadece takım elbise üzerine çalışıyoruz. Ismarlama üzerine. Sipariş, kumaşını getirir müşterimiz, biz de dikeriz. O üzere çalışıyoruz. Zevkle yapıyoruz yani. Çünkü bu emektir yani. İnneyle kuyu kazımaktır yani. Öyle konfeksiyona benzemez bizinki. Çok zor bir meslek yani. Çünkü her vücuta göre işlem yapmak zorundasın çünkü. Onun için çok ince bir sanattır yani. Fakat biz severekten yapıyoruz. Şimdi bunlar branşa ayrılıyor mesela. Gömlekçi ayrıdır mesela. Konfeksiyoncular ayrıdır. Biz ısmarlamacıyız yani. Pantolon ve ceket üzerine çalışıyoruz. Yelek, pantolon, ceket partisi üzerine çalışıyoruz yani. Ismarlama bizimki. Öyle bizimki hemen 3 pravolu. 3 sefer prova yaparız biz müşterilerimize. Ondan sonra mutabık kalır bitiririz yani. Öyle bizimki öyle konfeksiyon gibi akşam ver sabahleyin al diye bir durum yok bizde yani. Mesleğimiz bu. Fakat çok zor bir meslek. Fakat zevkli bir meslek. En güzel tarafı işi dikip de müşteriyi memnun ettin miydi? En sevinçli anımız odur bizim yani. Böyle. Peki, ama takım elbise biraz daha zor değil mi? Tabii. Bir kumaştan adamın vücutuna göre elbise çıkarıyorsun. Model çıkarıyorsun yani. Çünkü kolay bir şey değil yani. Adam boyu şişmanı var, zayıfı var mesela. Kambur olan müşterilerimiz var. Hepsinin vücutuna göre çalışmak zorundasın. Onun için zor ve zevkli. Bir takımı kaç günde dikiyorsunuz? Bir takımı tak üzerine çalışamazsın zaten. İşte bir takım bilemedin 4 günlük bir zaman alır. Şimdi gücümüz yettiği kadar sürdürmeye çalışıyoruz yani. Bir de sabit müşterilerimiz var mesela. Yıllardır adam seni müşteri edinmişsin yani. Bırakamıyoruz. Bırakıp ne yapacağız yani? Hayat şartları belli. Onun için mecburen çalışmak zorundayız yani. Nereye gideceksin yani? Çalışmakta emekli yok. Ancak iş gücünden düşersen, görüşlerini kaybedersen o zaman bırakırsın işte. Başka türlü olmuyor yani. Yoğun olduğunuz dönemler oluyor mu? Oluyor. Kış dönemleri yoğun oluyoruz. Kış dönemleri ve bayram yakınları. sürelerinde biraz yoğun oluyoruz. Neden kaynaklı? Valla işte kışın, yazın bir tişört, bir pantolonla vatandaş giyimini sürdürüyor. Fakat kış geldi mi dolabı açıyor ki bir takım giyelim diyor. Artık bu eskimiş, bir tane yenisini arkaya alalım diye sipariş veriyorlar yani. Takımın özelliği ceket pantolon birbirini tamamlıyor mesela takım olaraktan. Çok mesela biz ekseriyette renk olaraktan siyah ve koyu renkleri, lacivertleri tercih ediyoruz. Çünkü ölmeyen bir renk. Bilakis resmi giyinen kişilerde çok özeldir yani takım elbise. Zaten bazı mevkilerde takım giymek zorunda vatandaş. Ama gençlik şimdi maalesef bir tişört, bir kotla gününü geçiriyor yani. Bu mesleğin sınırı yoktur. Çünkü her gün bir şey öğreniyorsun. Her gün bir model çıkıyor. Modeli takip etmek zorundasın. Onun için yani ben konfeksiyona çok bakarım yani vitrinlere. Neler çıkmış, vatandaş ne istiyor. Bunları takip ederim yani müşterime karşı. Onun için ceket, pantolon, yelek bunlar birbirini tamamlar. Bilakis resmi dairelerde güzel giyinmek zorunda vatandaş. Biz de ona göre çalışıyoruz işte. Biz her şeyi öğrendik. Bizim büyüklerimizin bir lafı vardır. Arasa diploman var mı derler. Biz çünkü buraya her türlü insandan karşılaşıyorsun. Zengini, fakiri, işçisi, yani ne bileyim her türlü vatandaş gelir bize. Biz her şeyi öğrendik yani. Herkesin dilinden anlarız yani. Onun için bizim yani görüşümüz çok farklıdır. Çok farklı. Esnaf olmak kolay bir şey değildir yani. Bir doktor olur, adam ameliyat yapar. Evinden doktorluğa gider gelir. Fakat biz öyle değiliz. Biz toplum içindeyiz. Her türlü fabrikatör olsun, hakim olsun, doktor olsun hep müşterilerimiz var bizim yani. Her birinden bir şey öğreniyoruz yani biz. Üniversite gibi okuyoruz yani burada. Hem meslek yapıyoruz hem okuyoruz. Güzel bir meslek, zevkli bir meslek. Giydirmek güzel bir şey. İnsanlara diktiğin elbiseyi vatandaşın sırtında gördüğün zaman onun maddiyetini düşünmezsin yani. Ondan gurur duyarsın yani. Çünkü tabii o bitti zaten. Hiç para vermesek önemli değil o. Yeter ki memnun kalsın. Bizde böyle. Ama bizde bu memlekette pek de mesleğin değerini bilmiyorlar mesela. Büyük şehirlerde çok yüksek ücrete dikiyorlar mesela. Daha farklı. Bizim bura normal yani. Ücretlerimiz de normal yani. Emeğe saygı önemli. Tabii emeğe saygı şart. Emeğe saygı şarttır. Giyinmek zevkse giydirmek de sanatkarlıktır yani. Bu budur yani.